Çok kıymetli Genel Başkanım, değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, çok değerli Genel Başkan Yardımcılarımız, parti meclis üyelerimiz, il başkanımız, belediye başkanımız, Şişli Belediye Başkanımız ve diğer misafir belediye başkanlarımız da var. Ve siz saygıdeğer hanımefendiler, milletvekillerimiz, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Elbette sesi gür çıkan sevgili gençleri de unutmuyoruz. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Şişli Belediye'mizin özellikle bu dönemde ve bu süreçte belki de en önemli konuya temas eden ve ilçe sınırlarındaki hiçbir vatandaşımızın ekonomik sorunlardan ötürü bir yoksulluğu, bir açlığı yaşamaması adına ortaya koyduğu bu değerli çalışmayı sizlerle beraber izlemekten son derece mutluyum. Tabii ısrarla sürdürülen yanlış ekonomi politikaları bugün ülkemizin her noktasını, bu doğaldır ki İstanbul'umuz da buna dahil, zorlu ekonomik şartların içerisine soktu ve itti. Açıkçası bunun tarifi şu: bir kişinin inadı milyonlarca yurttaşımızın yoksulluk çekmesine, çocukların yeterli beslenememesine, insanların da sizin her defasında hepimize mutlaka talimat olarak aktardığınız bir çocuğun bile aç girmeyeceği bir Türkiye var etme noktasında ne yazık ki tam tersine çocukların aç kaldığı bir Türkiye görmemize neden oluyor. Tabiri caizse enflasyon canavarı eskisinden çok daha büyük bir sorun ve aynı zamanda tabiri caizse doymaz bir canavar şeklinde geriye döndü. Durumu açıkça ortaya koymak adına değerli Genel Başkanım, sizler veriyi seversiniz ve veri üzerinden konuşarak çözüm üretmeyi en iyi bilen insanlardansınız. Dolayısıyla birkaç veriyi sizinle İstanbul Planlama Ajansı üzerinden paylaşmak isterim. İstanbul'da yaşam maliyeti 2021 Aralık ayından 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte İstanbul'da yaptığımız araştırmada %112'yi aşan bir oranda ne yazık ki arttı. Yine 2022 Aralık ayında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27.596 lira. Tekrar söyleyeyim, 4 kişilik bir ailenin ortalama maliyeti 27.596 lira. Yani neredeyse 4 kişinin yaşadığı bir ailede 4'ü de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin, ki böyle bir aile demografisi ülkemizde yok. İstanbul barometresine göre İstanbulluların %61'i son 3 ay içerisinde geçinebilecek kadar para kazanmıyorum diyor. %61'i geçinemediğini söylüyor. Geçinecek kadar para kazanamıyorum diyor. Yine TÜİK verilerine göre 2021 Ekim ayı ile 2022 Ekim ayı arasında gıda enflasyonu tam %27'den %99'a çıktı. Bu TÜİK'in verileri. İTO verilerine göre ise İstanbul'da gıda enflasyonu %21'den tam %115'e çıktı. Bunlar aslında yaşamı derinden etkileyen gerçek veriler. Türkiye Eylül ayı içerisinde, 2022 Eylül ayı içerisinde Zimbabwe, Lübnan ve Venezuela'nın ardından dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip 4. ülke. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından hazırlanan açlık haritasına göre Haziran 2022'de Türkiye'de 14.800.000 insanımız yetersiz besleniyor. 100.000 çocukta akut yetersiz beslenme, yaklaşık 350.000 çocukta ise yetersiz beslenme kaynaklı ne yazık ki bodurluk gözleniyor. Eğitimsen Türkiye'de çok sayıda öğrencinin okula kahvaltı yapmadan gittiği, okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğünü tespit etmiş durumda.
Bu verilerin her birisi aslında bizim içimizi acıtmalı, canımızı yakmalı ve her birimizin de bu konuda büyük sorumluluk duyması gerektiğinin altını çizmek isterim. İşte Türkiye'yi aslında soktukları durum bu. İnşallah çok yakın zamanda sizlerin önderliğinde Türkiye'mizde her şey çok değişecek ve inşallah hepimiz çok güzel günleri birlikte yakalayacağız. Türkiye'nin ikinci yüzyılına aklın ve bilimin ışığında gerçeklikle hareket eden, bir zümrenin değil tüm milletin refahını düşünen, çılgın değil ayakları yere basan ve insanıyla birlikte sorunlarına çözüm üreten bir yönetimle girmesi hepimizin hayali, arzusu ve hep birlikte çok büyük çalışmalar yapmamız gereken bir süreç tarifi. Bugün Şişli Belediyesi'nin tanıtımını yaptığı Şişli Sofrası da tam da böyle bir proje. Hemşehrilerinin gerçek ihtiyaçlarına çözüm üreten, içinde bulunduğumuz zorlu koşullarda yerel yönetim ölçeğinde ama belki de kendi bütçesinin çokça üstüne çıkan, halkını harekete geçirerek zorlu koşullarda ihtiyaç sahibi yurttaşlarını ferahlatan değerli bir adım. Bu güzel proje için elbette ki Şişli Belediye Başkanımız Sayın Muammer Keskin'e ve değerli çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Elbette ki ana hedef yoksulluğun nedenlerini kalıcı olarak ortadan kaldırmak ve yoksulluğu siyaset arenalarında asla konuşmamak üzere tabiri caizse yok etmek. Bunu başarmalıyız. Bunu başarmak için de hiçbir yurttaşımızı geride bırakmayan sosyal politikaları güçlü bir devlet var etmeliyiz. Krizden en çok etkilenen sosyal açıdan dezavantajlı, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz olduğunu İstanbul'da yakinen biliyoruz, takip ediyoruz, tespit ediyoruz ve genel başkanım inanınız her birine el uzatıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da zor anında bütün İstanbulluların yanındayız. Krizden etkilenen insanlarımızla, sosyal yardımlarımızdaki en büyük bütçelerle, askıda fatura kampanyasıyla vatandaşını işin içine sokarak güvenceli bir ortamda insanla yardım etme duygusunu ona yaşatmayla, kent lokantalarımızla, yani 5 ay önce ilkini açtığımız, ortalama 3 aylık bir hizmet sunduğumuz kent lokantalarında şu ana kadar yedirdiğimiz öğrenci ağırlıklı olan insanımız sayısı 350 bini aştı. Bu çok değerli bir sayı. Öğrenci burslarımızla daha birçok aslında nokta atışı insanımıza değen çalışmalarımızla İstanbulluların yanındayız. Bunun yanı sıra elbette İstanbul'u yatırımlarla da güçlendiriyoruz. Sizinle katılıp açılışını yaptığımız bu zor zamanda hiçbir devletimizin hiçbir kurumundan ne yazık ki destek almadan yaklaşık 12 milyar lirayı aşan bir yatırımla Dudullu Bostancı hattını açtığımız gibi ya da 2 gün önce yine Şişli'de bir alışveriş merkezini bir yaşam merkezine dönüştürerek Şişli Habitat yeni nesil yaşam merkezini açıp içinde 1000 metrekarelik girişimci merkezinden 30 bin kitaplık kütüphanesine, kitapçısından birçok sanat galerisine, sahnelerine varıncaya kadar, yani kamu alanlarında alışveriş merkezi yapan değil, var olan bir alışveriş merkezini kamu alanına dönüştüren bir çalışmaya imza atan belediyeyiz. İşte aslında bu dönüşüm, Mecidiyeköy meydanındaki dönüşüm ya da insanlarımızın parklarındaki, kent ormanlarındaki, yaşam vadilerindeki konut ya da bina yapma arzusu ya da rant alan üretme arzusunun dışında insanlarına bunu sunma çabası içerisinde olan bir yönetim tam da sizin işaret ettiğiniz dönüşümün bir biçimidir. Bu aynı zamanda Millet İttifakı'nın ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının yaşayacağı dönüşümün bir simgesi olduğunu düşünüyoruz İstanbul'daki bütün çalışmalarımız.
Yoksulluğun derinleştiği bu günlerde hemşehrilerimizin gıdaya erişmesine destek olan bu güzel proje için tekrar başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Bu zor günleri halkımızla birlikte dayanışma ile aşacağımızı ve çok güzel, aydınlık, bereketli günlere hep beraber ulaşacağımız olan inancımla hepinizi ve siz saygıdeğer genel başkanımı saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.